Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu token Bon balinalardan yüksek fayda görüyor, neler oluyor? Bon ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Bon haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Bon topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Shiba Inu yönetim tokeni Bon, son 24 saat içinde ilk 500 ETH balinası arasında en çok kullanılan akıllı sözleşmelerden biri olarak yer aldığı için balinalardan büyük fayda görüyor. Özellikle Bon'un bu balina kategorisi için akıllı sözleşme kullanımı son 24 saatte %100 arttı. Yayınlandığı tarihte Bon'un fiyatı 3.72 artarak 0.93'a yükseldi. Faydadaki artışın nedeni bilinmemekle birlikte, balinalar Shiba cüzdanlarında otururken başka bir Shiba Inu ekosistem belirtici kullanmaktan memnun görünüyorlar. Valestats verilerine göre son 24 saatte daha az aktif Shiba adresinde görüldüğü gibi, balinalar Shiba Inu'yu Shiba hodl etmeye devam ediyor. Shiba Inu Shiba şu anda 124.278.892 dolar değerinde Shiba tutan ilk 1000 ETH balinasının en büyük holdingi olmaya devam ediyor. Shiba ayı piyasası geliştikçe daha fazla hodlers veya uzun vadeli sahipler kaydediyor. Tutulan zamana göre Intoteblock sahiplerinin bileşimine göre, Shiba sahiplerinin %36'sı tokenlerini bir yıldan fazla, %61'i bir yıl içinde ve %3'ü tokenlerini bir aydan kısa bir süre elinde tuttu. 2022'nin başında hodler sayısı çok daha düşüktü. Shiba Inu artık Amazon ve Netflix'te kullanılabilir. Kripto ödeme ağ geçidi FCF Pay tarafından yapılan bir duyuruya göre, Shiba Inu, Shiba, artık ön ödemeli kripto banka kartı için kabul edilebilir. Böylece Shiba, Amazon ve Netflix dahil olmak üzere birçok yerde kullanılabilen FCF Pay kripto kartları için kabul edilen ilk stabil olmayan para oldu. Kart, mağazada kullanılmak üzere Google Pay'e de dahil edilebilir. Uğur Today tarafından bildirildiği üzere FCF Pay, bir süre önce satıcı ağında Bon ve Leash'i ödeme seçenekleri olarak eklediği için Shiba Inu üçlüsü, Shiba, Bon ve Leash desteğini duyurdu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.